Merhaba arkadaşlar. Önce fark ettiyseniz diş tellerim çıktı. Şimdi neden çıktığını falan hepsini size anlatacağım. Biliyorsunuz 2 aydan beri video atamıyorum ve sağlık problemlerinden dolayı atamıyorum. Başımdan bir sürü olay geçti. Öncelikle size hastanede oda turu çektim. Ama onu hala yayınlayamadım. Çünkü dediğim gibi başımdan bir sürü olay geçti. Ve şimdi size bunları anlatacağım. Öncelikle benim bir kas hastalığım diye bir şey başladı. Konuşamama bozukluğu, tek gözümün kapanmasını, sonra yürüyemiyordum, düşüp duruyordum, dizlerim tutmuyordu. Ayağa hiç kalkamadım. Ondan sonra ambulans çağırdık eve. Ambulansa ben hastaneye kaldırıldım. Ondan sonra işte ben hastaneye yatmaya başladım. Sonra bende balgam oluşmaya başladı. Ve bu balgamdan dolayı nefes alamadım. Sonra bana oksijen maskesi falan taktılar. Olmadı, yine nefes alamadım. Ambu var ya böyle sıkmalı, onu yaptılar, yine işe yaramadı. Sonra gerisini zaten hatırlamıyorum. Sonra yoğun bakıma kaldırıldım. Yoğun bakımda ağzıma boru sokmuşlar. Çok kötüydü gerçekten. Burnumda da boru vardı. Buraya yemek yiyemediğim için burnumdan ta mideme uzun boru sokmuşlar. Ve beni oradan besliyorlardı. Ve oradan hemen her yemek yediğinde ben kusuyor gibi oluyordum. Çok kötüydü gerçekten. Hele o ağzımdaki boru çok rahatsız ediyordu. Sonra boruları falan çıkarttılar. Ben işte burnumdakini çıkarmadılar tabi. Ağzımdakini çıkardılar sadece. Sonra ben işte normaldim, hani düzelmiştim. Sonra ben sonra ben yine kötüleştim, aynen. Yine nefes alamadım. Yine bana aynı şeyleri yaptılar. Ve bir hafta uyuttular beni. Kusmamı geri yutmuşum. Hani çünkü uyuduğum için kusamıyorum, uyutuyorlar beni bir hafta boyunca. Ve sonra bu arada ben uyurken mikrop kapmayayım diye, zaten ben çok hastalanan bir çocuğum. Çünkü benim bünyem çok hassas. Bir ara evde grip olunca ben de hemen grip oluyorum ve kendimi iyileşemiyorum. Hastaneye yatıyorum direkt. Kanım falan düşüyor. O yüzden diş telinden de mikrop kapacağım için, çünkü fırçalayamıyorum. Diş tellerimi ben uyurken çıkarmışlar. Ve böyle şu an çok mutluyum. Gerçekten çok rahatladım. Ondan sonra bu arada kanım neden yıkanıyor? Kas hastalığım yüzünden. Makine öttü. Makinalara bağlıyım çünkü. Şu an size aletleri falan göstereceğim. Sonra kahvaltı yapacağım. Hastanede hep beni erken uyandırıyorlar. Hastanede vakit erken başlıyor. O yüzden şu an saat 8:12 geçiyor. Ve size şu an etrafı göstereyim. Öncelikle ben bu alete bağlıyım. Bu burnum. Şöyle parmağımda nabzımı ölçüyor. Sonra burada bir tane alet var. Bana iki tane serum veriliyor. Bu buna, bu buna birleşik. Bu da buna birleşik. Pardon, bu. Bunların bu ve bu. Bunun ikisi birleşik. Bunun bu ve bu da. Bunun ikisiyle birleşik. Sonra burada bir tane veriyorlar. Ve burada iki tane veriyorlar. Ve benim şu an her yerim kablo. Bir sürü kabloya bağlayayım.
ve hiçbir şey yapamıyorum. Yüzümü yıkamaya bile gidemiyorum. O yüzden ıslak mendille falan siliyorum. Ne yapayım arkadaşlar? Gidemiyorum. Kablolar yetişmiyor. Makineler aslında tekerlekli. Ama 2-3 tane makine olduğu için asla çıkamıyorum. Ve hepsi prize bağlı. Çünkü bunların da aküsü var. Çıkardığım zaman ötüyor böyle hani. Beni prize bağlı. Evet, şu an kahvaltı geldi. Hani Türkiye'de nasıl böyle yaygın ekmek, cheesecake, normal ekmek ya. Bunlarda da böyle yuvarlak ekmekler satılıyor. Bunun adı burada zemli diye geçiyor. Sonra Almanların kahvaltısında tereyağı var, Nutella var. İstiyorsanız reçel ve bal var. Ama ben reçel ve bal sevmediğim için istemedim. Sonraya çay isteyebiliyorsunuz. Ya da sıcak çikolata. Ben sıcak çikolata istedim. Almanlar kahvaltısı bu kadar. Yani ben her gün buna muhtaç kalıyorum. Her gün Nutella ve tereyağlı ekmek yemekten bıktım. Gerçekten bıktım. Ama yiyecek başka bir şey olmadığı için mecbur her gün bunu yiyorum. Evet arkadaşlar, şu an ilacım geldi. Gördüğünüz gibi ne kadar çok ilaç içtiğimi görebiliyorsunuz. Bunların hepsini, burada gördüğünüz hepsini yemekten sonra içmem lazım. Bu hariç. Bunu kahvaltıdan önce içeceğim. Ve yarım saat bekleyeceğim. Öğle yemek yiyeceğim. Sonra burada gördüğünüz hafları hepsini, ama hepsini, gerçekten hepsini yemekten sonra içmem lazım. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi kahvaltımı yaptım. Kahvaltıda ne yediğimi de gördünüz. Her gün aynı şeyleri yiyorum. Gerçekten bıktım, artık kusacağım. Ama başka bir şey de yok yani, ne yapayım. Evet, şu an yaptım çünkü hemşire geldi. Benden kan alacak. Şu an size eşyaları göstereceğim. Gördüğünüz gibi eldiven, kan alma serum, kan alma şeyleri. Ve böyle dezenfektan ve kuşum. Evet arkadaşlar, şu anda bir kadın geldi, yani öğretmen. Buranın da öğretmenleri var hastanenin. Okula gidemediğimiz için ve okullar kapandığı için birkaç bir şey getirdi. Bana resmen kadın ne dedi biliyor musun? Dedim çok canım sıkılıyor, eve gitmek istiyorum falan dedim. Çünkü bana dedi ki hani nasılsın dedi. İyi misin falan dedi. Ben de söyledim. Kadın da böyle, iyi sen bunları yap, boş boşu oturma ama yap bunları dedi. Bana resmen böyle dedi, boş boş oturma dedi. Sinir ediyorlar beni gerçekten. Hiç sevmiyorum. Şimdi birkaç bir şey yapıyorum. Ve çok kolay. Baya zor bir şey getirse de yani uğraşsam. Önce böyle bir tane kağıt var. İşte bu kelimelerden, yani böyle bu harflerden kelime çıkarıyorsun sanki böyle. Almanya. Sonra işte böyle İngilizce. Matematiğe bakar mısınız? İlkokul matematiği. Bu da yine Almanca. Bakar mısınız? Ben bunu ilkokulda yapmıştım. Birazdan annemle konuştum. Yani demin annemle konuştum. Niye birazdan deyip duruyorum? Ve bana bir tane sürpriz aldığını söyledi. Ve ne olduğunu bilmiyorum. Söylemedi. Normalde ziyaretçi yasak.
Ama annem olduğu için 30 dakika, sadece 30 dakika kalabilir ve bana hediye mi getirecek? Ne olduğunu bilmiyorum. Gerçekten çok merak ediyorum ne aldı. Çünkü böyle şeyde çok büyük bir sürprizim var dedi. Acaba ne bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Annem geldiğinde çekeceğim. Evet arkadaşlar, şu an annem geldi. Ama öyle bir sürpriz ki ablam getirecek ve halletmesi gereken bir şey varmış. Ben yalnız yapamam. Yani öyle bir şeymiş. Acaba ne, çok merak ediyorum. Şu an ablam gitti hediyemi almaya. Birazdan hediyemi getirecek. Çok merak ediyorum. Ne olabilir ki yani? Çok büyük bir hediye dedi. Ne olabilir ya? Düşünüyorum. Ne olabilir ki? Ablam geldi. Şu an hediyemi bilmiyorum. Bir dakika, kamerayı yerleştireyim. Evet abla, hediyem mi? Ha, açmış hediyemi. Şaka yapıyorsun. Oha! Arkadaşlar bana telefon almışlar. Hem de iPhone 11 Pro. Bir dakika, bu Max mi? Max almışlar hem de. Hemen açmak istiyorum. Oha! Hiç aklıma bile... Çok güzel. Kocaman. Çok güzel. Hemen ayarlayıp geleceğim. Evet, şu an yeni telefonumdan çıkıyor. Görüntü fark var mı? Yazın yorumlara. Çok büyük. Zor tutuyorum şu an telefonu. Ekran da çok büyük. Böyle bir tuhaf, bilmiyorum. Alışamadım. Eski telefonum da bu. Ama çok mutluyum. Artık yeni telefonumla vakit geçiriyorum. Canım sıkılıyordu. Ve daha kuzenime falan yazmam lazım. Çünkü numaram değişti. Başka bir şeye geçtim. Ne denir baba? Başka bir hata geçtim. O yüzden telefon numaram da değişti. Ve herkese yazmam lazım. Şimdi onları yapacağım. Evet arkadaşlar, şu anda yoğun bakımdayım. Ve gördüğünüz gibi şu an kalın bakımlı makinayla. Yaklaşık 2-2,5 saat sürüyor. Buradaki yinelerle kalın yıkıyorlar. Bu kalın yıkandıktan sonra yoruluyorum. Ve bu kalın yıkandıktan sonra bir ilaç alacağım. Ve o da 4 saat, 3,5 saat falan sürecek. Yani bayağı bir buradayım. Size de arada çekelim yine. Böyle makineyi daha da bulur falan. Öyle. Böyle makine. Gidiyorum. Tamam. Burada da. Bunun işte. Ve bu bittikten sonra bir ilaç alacağım, bir ilaç daha alacağım. O da 3,5-4 saat falan sürecek. Bakalım ne yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar, kanım dediğim gibi en son ilaç verdiler bana. O ilacı verir vermez ben uyumuşum. Ve ilaç bitene kadar uyudum. Yani 4 saat uyumuşum. Ve sonrasında çok yorgundum. O gün bütün gün uyudum. Çekecek halim yoktu. O yüzden ben de bugün çekiyorum.
Kapanışı çekiyorum. Ve buradaki iğneyi de burada dikiş vardı. Bunu da çıkardılar ve o yüzden çok mutluyum. Çıkartırken çok acıdı ama olsun değildi, en azından rahatladım. Ve artık iyiyim. Haftaya bugün pazar, aynen. Pazar, yarın yine kanım yıkanacak. Sonra yine cuma yıkanacak. Sonra terapim bitiyor. Ve terapi bittikten sonra büyük ihtimal haftaya eve gideceğim. Ve artık size bol bol videolar çekeceğim. Sizi videosuz artık bırakmayacağım. Çünkü artık sapasağlamım. Kendim çok iyi hissediyorum. O zaman bir dahaki videomda görüşmek üzere. Ha, bu arada arkadaşlar, benim bir tane kuzenim var. Ve kendisi kaç yaşında? Kaç yaşında? Ha, 22 yaşında. Kendisi 22 yaşında ve bir tane, o da YouTube kanalı açmaya karar verdi. Ve onunki bir yemek kanalı olacak. Yani yemek tarifleri çekiyor olacak. Daha kanalını açmadı. Ama açtığı zaman kanalın linkini koyabilirsem koyarım. Koyamasam da altta kanalını açtığı zaman kanalın ismini yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Bir dahaki videomda o zaman görüşmek üzere. Bye bye.